Evet şimdi e, ÖSYM tipi sorular ve çözümleri bölümündeyiz. İlk sorumuzda böyle bir soru. Fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu görüyorsun zaten. Her x eleman r için sürekli ise a artı b toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz böyle sorularda şunu yapacağız ilk önce. 3'ün e, solundan bir bakalım. 3'ün solunda nereye gidiyor fonksiyonumuz? 3'ü burada yerine yazdığımız zaman ne çıktı? 9 eksi a çıktı. Peki. Tam 3'teyken nereye gidiyor? Bir şeye gitmiyor A artı 2. Çünkü orada hani x'i bir değer yok. Yerine yazacak bir 3'ümüz yok. E, tamamen e, ne yazarsak yazalım. A artı 2 çıkıyormuş zaten tamam. 3'ün sağından bakalım. 3'ün sağından deyince de aşağıda bakacağız. Orası da 3B artı 1 yaptı. Şimdi şu 3 ürünle birbirine eşit olması lazım. Tamam. O halde yazalım. 9-A eşittir. A artı 2 o da eşittir. 3B artı 1. Şu ikisinden A'yı bir bulalım. Bu 7 yaptı. Şuraya gitti 2A. A ne çıktı buradan? 7 bölü 2 çıktı. Sırada neyi bulmamız lazım? B'yi bulmamız lazım. Şuradan faydalanalım. Ee, biz a 7 bölü 2 bulduk. 7 bölü 2 artı 2. Eşittir 3B artı 1. Şöyle yazayım. Evet. Peki. Şimdi... Buradan şöyle gitti. Burada kaldı 1. Topladım 2. 9 bölü 2. 3'e böldüm. B'de ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Bize şu değerlerin toplamı soruluyor. Ee, ne yapar? 9, 7 e, bölü 2. 3 bölü 2 daha. 10 bölü 2 yaptı. A artı B 10 bölü 2'den ne gelecektir? 5 gelecektir. B işaret işaretledik. Şimdi buna bakalım. Fonksiyonun diyor sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk şey şu. Karekökün içerisindeki ifadeyi sıfırdan büyük yapmalıyız. Eşit de olabilir. Çünkü karekök sıfır sıfırdır. Yukarısı sıfır olur. Hani rasyonel sayılarda yukarı sıfır olması sorun değildi. Bu birincisi. Bir de şu olmamalı. x kare eksi 3x artı 2 de asla sıfır olmamalıdır diyoruz. Tamam ee, ilk önce şunu bir inceleyelim. Ne oldu bu 16 büyüktür x kare yani x kare küçüktür 16. Karekökünü aldım mutlak değer küçüktür 4. Eksi 4 ile artı 4 arasında gezecekmiş x değerimiz. Peki buradaki değerler ne çıkıyor? Çarpanlarına ayıralım. X eksi 2, x eksi 1 eşittir 0. Aslında eşit değildir 0. Yani x 2 olmamalı. Bir de x eşittir 1 olmamalı. Bu değerlere bir bakalım. Bu değerler şu arada geziyor mu? Evet, geziyor. O halde ne diyeceğiz biliyor musun? Şurası zaten -4'te 4 aralığı. Burası. Şunları istemiyorsak o iki noktayı da geri atmalıyız. O iki noktada iki nokta olduğu için şöyle gösterilmeli. Hani küme işaretiyle bir ve iki noktasını atarak göstermeliyiz. Evet, cevapta ne görünüyor? D şıkkı görünüyor. Şuna dikkat et. Bak E şıkkı da işaretlenebilir. Yanlışlıkla burada 1 ve 2 asa sonsuz tane değer var aslında. Halbuki bizim atacağımız sadece 1 ve 2'dir. Tamam mı? O yüzden cevap bu değil bu. Peki. Şimdi bu ne demiş? Her x eleman r için sürekli olduğuna göre m'nin alacağı en büyük tam sayı değeri nedir? diye sormuş. Şimdi eğer her zaman sürekli ise paydayı sıfır yapan değer bir değer yoktur. Yani x kare eksi m artı 2 x ...eksi m artı 1. Denkleminin... Yani ...şu eşittir sıfır diyeyim. Bunun kökü olmamalı. Yani bunun deltası... ...sıfırdan... ...küçük olmalıdır diyoruz. Peki o zaman delta neydi? Hatırla delta'yı. B kare eksi 4 ac'ydi. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Benim burada b'den kastettiğim şey... ...x'in katsayısıydı. Yani o aslında ne yaptı? Eksi m artı 2. Bunun karesi eksi 4 a'mız 1 c'miz de eksi m artı 1. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. Şimdi şu kareden dolayı zaten bu eksi yok olacak onu boş ver. m kare artı 4 m artı 4 çıktı burası. Şunu da dağıtalım tekrar artı 4 m ve eksi 4 sıfırdan küçük oldu. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. Burada m kare artı 8m sıfırdan küçük geldi. Çarpanlara bir bakalım. M, M artı 8 sıfırdan küçük. Köklerimiz bir eksi 8 var bir de sıfır var. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Eksi 8 sol tarafta kalacak. Sıfır sağ tarafta. Şunlar bizim köklerimiz. Baş kat sayımız burada M'in katsayısı, sayısı, M kare kat pozitif. O zaman buraya pozitifi koyuyoruz. Sonra biliyorsun negatif. Bunu işaret değiştiriyoruz. Pozitif oluyor. Biz ne istemiştik? E, sıfırdan küçük olan yerleri istemiştik. Orası da neresidir? Burasıdır. O halde çözüm kümemiz burası. Yani C ne geliyor? Payda sıfırdan küçük dediğimize göre 8 ile sıfır aralığında geliyor. Ee, bize sorulan da emin alabileceği en büyük ne demişti? Tam sayı değer nedir demişti? Sıfırın sol tarafında bütün sayılar. Demek ki sıfırın bir solundaki eksi bir tam sayısı. Bunun en büyük değeridir. Cevap neymiş? C şıkkıymış. Şimdi buna bakalım. Bir, 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 fonksiyon vermiş. fx fonksiyonu x eşit 2 noktası sürekli ise a artı b toplamı nedir diye sormuş bize. Bir kere ben şurayı şurayı nasıl açayım? x 2'den küçükken bura negatiftir. Şurayı görüyorsun. Şurası. Burası negatif. Yani orası aslında şöyle geliyor. Yukarı çarpanları ayırayım. x eksi 2 sonra x kare artı 4x değil. x kare artı 2x artı 4 diye yazdım. Son payda da neyimiz var? Bura ne demiştim ben negatif olduğu için eksi x eksi 2 olacak. Şunlar gitti. Şimdi 2'yi yerine koyalım. 2 yerine koyduğumuz zaman daha şöyle gideceğiz. 2'nin solunda bakıyoruz olaya. Burada yerine yazacağız. 4 artı 4 artı 4 ama bir de eksiğimiz vardı. Onu da unutma aşağıda eksiğimiz vardı. Ne geldi buradan? Eksi 12 geldi. Hani böyle eksi göstermez ama hani sonuç eksili çıkacak. Tamam. 2'nin kendisinde nasıl çıkacak? A artı 10 zaten. Bir de 2'nin sağ tarafında bakmalıyız. 2'yi burada yerine yazarsak 6A artı B geldi. Tamam. Şimdi şu üçünde ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Ee, ne diyelim? A artı 10 eşittir eksi 12 ise A'nın eksi 22 çıktığını görüyoruz. Bu bir. şuradan yürüyelim. eksi 22 yazdığımız zaman çarptığımızda 120, 132 yaptı. Eksi 132 artı B eşittir. Bak A yerine yazdım şu an tamam mı? Bunların hepsi bir eşit olmalı diye bu da o zaman nedir? Eksi 12'ye eşittir. Buradan da B değeri ne gelecek? 120 gelecek. B'yi bulduk. Bize A artı B sorulduğundan A artı B yazalım bakalım. Eksi 22 artı 120 olduğundan 98'dir bu sorunun cevabı. Nerede? E şıkkında. Evet. ÖSYM tarzı soruları da bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, birazdan konu pekiştirmesine geçeceğiz. Bir 5-10 dakika ara ver. Ee, tabii burada anlaşılmayan. Ya da e, tam için silmeyen bir yerler var mı? Şu an ben bunu görmüyorum, bilmiyorum ama sen bir kontrol et. Ondan sonra da konu pekiştirmeye geç. Tamam, orada seni bekliyorum. Görüşmek üzere.